olsun şu ana itibaren kayıt Yani ediliyor. soru sadece. Evet. Daha önce aslında bu proje kapsamında birkaç çalıştay yapmıştık. Çalıştay serisinde burada devam ediyoruz. Bugün afet bilinci alınması gereken önlemlerle ilgili bu diziyi devam ettireceğiz. Bildiğiniz üzere biz 2021'de bu projeye başladık. Proje aslında deprem bilinci, temel afet bilincini içeren ciddi bir proje. Bununla ilgili birçok aslında faaliyet gerçekleştirdik. İşte belgesel çekimi, kitap hazırlanması, okullarda bununla ilgili yarışmalar, seminerler, sergiler, çalıştaylar ve özellikle temel afet bilinciyle ilgili Milli Eğitim bünyesinde, Gebze Milli Eğitim bünyesinde okullarda öğretmen ve öğrenciler üzerinde bir anket faaliyeti uygulandık. Bu anket sonucu aslında bizim ne tür bilince sahibiz, yapılması gereken önlemlerle ilgili neler biliyoruz, gerek dışarıda gerekse ev içinde. Bununla ilgili aslında ciddi bir geri bildirim aldık. Bunları raporlayacağız. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı bununla ilgili eylem planında bu kısımları da kullanacaktır diye düşünüyoruz. Ben ilk sözü Sezai Bey'e vermek istiyorum. Sezai Bey buradasınız değil mi? Sezai Bey sesim geliyor mu? Sezai Bey sesim geliyor mu? Peki. Abdullah Bey burada mıdır? Abdullah Olgun Evet, Bey. buradayım. Merhabalar. Abdullah Bey merhabalar. Ben ilk sözü size vereyim Merhabalar. Sezai Bey gelene kadar. Sizin bir deneyiminiz var. Son İzmir depreminde yaşadıklarınızla ilgili bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz. Buyurun hocam. Tabii. Ya 2020 sanırım Ekim ayıydı. 2020 depreminde ben de İzmir'deydim. Ben İzmir'de üniversite öğrencisiydim o dönem. Sabah saat işte 10-11 civarlarında falan deprem oldu. Ya bizim binamız şükür sağlam olduğundan dolayı zemini de sağlamdı. Yeni bir binaydı. Bizle alakalı bir problem olmadı. Ancak birçok yerde yıkım oldu. Özellikle İzmir'in Bayraklı tarafında çok 3-4 tane bina yıkıldı. O dönem işte şeyi fark ettik bizim. Hiçbir şekilde deprem bilincimiz yok. Şöyle ya bir deprem oldu. Ya büyük bir korku yaşadık. Korkudan sonra depremle alakalı yapılacak bir kere deprem çantamız yoktu. Alınacak bir önlemimiz yoktu. Ve aslında depremle alakalı en büyük sıkıntı deprem olduktan sonra devletin o depreme erişim süresindeki sıkıntı. Ya mesela hatlar kesildi. İlk 2-3 saat hiç kimseye ulaşamadı. Onun haricinde ulaşım kötü etkilendi bunlar. İletişim bundan kötü etkilendi. Kötü bir süreçti o dönem. İşte bizim deprem altında kalan arkadaşlarımız oldu. Benim bir arkadaşımın kız kardeş deprem altında kalmıştı. Bir 17 saat falan enkazın altında kaldı. Sonra şükür sağ salim çıkartıldı. Ya deprem kötü. Özellikle deprem bilinci olmadığından dolayı yani bizim de bilincimiz yok ve insanın en çaresiz olduğu dönem depremin yaşadığımız an oluyor. Öyle yani aslında Peki. bakarsanız. Ben de 99 depremini ve sonrası yaşayan biri olarak bu anlattıklarınızın büyük bir çoğunu yaşadım zaten. O dönem biraz daha tabii iletişim kanalları daha kısıtlıydı. Biraz daha geç ulaşımlar söz konusuydu. Dolayısıyla aslında bununla ilgili mimari yapı çok öne çıkıyor depremle ilgili özellikle. Aynen öyle. Teşekkür ederim Abdullah Bey. Sezai Bey burada mıdır? Sezai Bey? Sezai Bey bir daha uyarabilir mi? Sezai Bey yayına girmeye çalışıyor ama tekrar bir Tamam. atabilir mi Sezai Bey'e şeyi linkleri. İsmail Bey link sizdeydi. Sezai Bey'in numarası Tamam. bende yok. Siz atarsanız çok sevinirim. Öyle mi? Ben İsmail Bey'e, İsmail Gireç Bey'e ben söz vermek isterim. İsmail Bey'le daha önce biz bir çalıştay yapmıştık sağ olsun kendisi katılmıştı. Gebze Arama Kurtarma Derneği Başkanımız. Depremde arama kurtarmanın önemiyle ilgili bize bir bilgilendirme yapacak. İsmail Bey buyurun. Hocam öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam. Kusura bakmayın. Az önce İnsarak tatbikatından çıktık. Toplantımız bitti. Tam işte denk gelmiş İsmail Bey. Üstümüz başımız dağınık. Hatta bir araç içerisinde oturuyorum. Arkadaşları da bekliyoruz. Evet. Ankara'dayız. Nasipse yola çıkacağız inşallah.
Çok güzel. Bir arama kurtarmanın önemini bir önceki Serhat hocamın sizin de değerlendirdiğiniz üzere daha önceden de değerlendirmiştik. Gerçekten az önce kardeşimizin de ifade ettiği gibi biz de İzmir depreminde bulunduk. Emrah Apartmanı'nda görev aldık. 3 tane vatandaşımızın cansız bedenini çıkartmış olduk. Orada 3 günlük uzun bir çalışma ortaya koyabildik. Gerçekten şunu iyi kabul etmek lazım hocam, Serhat hocam. Biz afet bölgesindeyiz. Yani hem içinde bulunduğumuz yani Kocaeli bölgesi, şu anda siz Gebze'den bağlantı kuruyorsunuz. Biz Ankara'dayız ama biz de sonuç itibariyle Gebze'de oturuyoruz. Afet bölgesindeyiz ya da ülkemizin hemen hemen %80'lik bir alanı işte belirli afetlerin yaşandığı bölgeler kapsamında. Biz de dolayısıyla bu kapsamda 99 itibariyle bir arama kurtarma ekibi kurmuştuk. 2003'ten beri faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Gerçekten toplumun bilinçlendirilmesi konusu üzerine bu çalışma inşallah fayda sağlar diye ümit ediyorum. Ama her şeyin ötesinde gerçekten bir katılımın da olması gerekiyor Serhat Hocam. Kesinlikle katılıyorum. Yani sonuç itibariyle bir gönüllü katılımın da olması lazım. Evet, belki AFAD eğitim veriyor, bazen biz eğitim veriyoruz. Ama toplumun geneline biliyorsunuz geçen sene bir afet farkındalık eğitim kampanyası başlatıldı. 56 milyona yakın insana ulaşılmaya çalışıldı. Ulaşıldığı ifade ediliyor. Belki eksikleri vardır, belki fazlaları vardır. Bu sene de afet tatbikat yılı AFAD tarafından ifade edildi. Biz de bu kapsamda yani hem kendi bölgemizdeki insanların yaralarını sarmak, biliyorsunuz yakın zamanlarda bizim Darıca Nene Hatun'da da bir sel felaketi gerçekleşti. Bu sel felaketinde de bir tane ablamızın cansız bedenini maalesef ulaşmış, çıkartmış olduk. Yani dolayısıyla afet belki bize bugün uzak görünüyor olsa da bundan sonraki dönemlerde yakın olabilir. Ya da afetler bizim için yakın olmasa da sosyal hayatta bu tecrübelerle birçok sıkıntımızın üstesinden gelebilecek güzel bir kültüre, güzel bir birikime sahip olabiliriz diyebilirim hocam bundan. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bu yorgunlukta katıldığınız çok sağ olun. Aslında Ankara'da verebilir misin? Neler yaptınız Ankara'da? Ankara'daki etkinlik çok önemliydi İsmail Bey. İsmail hocam, Ankara'da uluslararası insarak tatbikatını icra ettik. Yaklaşık olarak 36 kurum İstanbul'dan 11-12 tane belediye kurumlarından katıldı. Biz de Kocaeli'yi temsilen AKAK arama kurtarma olarak katıldık. Bu alanda uluslararası düzeyde birçok yani 36 ülkeden katılımcı talebi oluyor ama farklı alanlarda çalışmalar ortaya koyuluyor. Yani bir yaralıyı, UMKE'nin yaralıyı belirlenen bir bölgeye koyulmasından o bölgede işte arama kurtarma çalışmalarının yapılıp çıkartılması, hava hattının kurulup o hava hattından yaralıların bina üzerinden tahliye edilmesi ya da dehlize düşen bir yaralının tripod sistemleri üzerinden çıkartılması ya da mesela bizim yaptığımız operasyon asansör boşluğunda bir yaralıya ulaştık. 3 tonluk bir beton blok var. Bunu belirlenen trifor sistemi ya da buna benzer yani arama kurtarmaya bağlı olan belirli teknik ekipmanlarla çıkartıp operasyonu bir de operasyona katılan arama kurtarma çalışma gruplarının tabii koordinasyonu çok önemli. Burada koordinasyon çok önemli. O koordinasyonu işte sabahından gecesine kadar işte düzenli birkaç gün aralıklarla icra ettik. Çok şükür bugün itibariyle toplantıyı da gerçekleştirdik ve bitirdik İsmail Hoca. Başarılar, hayırlı yolculuklar, kazasız belasız Gebze'ye geldi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Sağ olun İsmail Bey. Şimdi bizim özellikle öğrenciler üzerinde yaptığımız araştırmada, anket çalışmasında yaklaşık %66'nın daha önce bir afet yaşadığını görebiliyoruz. Ancak buna rağmen afetlere yeterince hazır mısınız sorusunun cevabında %71'in hazır olmadığını ortaya çıkarttık. Bunun dışında işte evinizde bir afet çantası var mı? Deprem çantası var mı? Durum çantası var mı? Gibi sorunun cevabı da büyük bir çoğunluğun yaklaşık %81'inin evde bir afet çantası olmadığını görüyoruz. Yani evet birçok çalışma yapabiliyoruz ancak henüz bu bilincin tam oturmadığını hep birlikte görebiliyoruz. Bu sonuçlar bize bunu gösteriyor. Hatta bunun bir ileriki seviyesi öğretmenlerin bilinç düzeyi. Benzer örnekler öğretmenlerde de var. Yaklaşık yüzde oranları değişebiliyor ama bir afet çantasının olmadığını, deprem hazırlığının henüz tamamlanmadığını ve daha önce afet yaşamış olmalarına rağmen bu önlemin alınmadığını görebiliyoruz. Bu noktada tabii bize özellikle
bu arama kurtarma derneklerine, bu işe gönüllü olanlara çok büyük işler düşüyor. Bunun üzerinde hepimizin oturup düşünmesi lazım. Gerçekten de önemli bir sonuç bizim için. Çok sağ olun İsmail Bey. Ben sözü Gebze Teknik Üniversitesi Afet Müdürü Gülhan Kocabaş Bey'e vermek istiyorum. Gülhan Bey sesim geliyor mu? Gülhan Bey mikrofonunuz kapalı herhalde. Ben duyamıyorum sesinizi. Mikrofonunuz kapalı gözüküyor bende şu anda. Şu an kapandı. Şu an açıldı. Yok Gülhan Bey, duyamıyorum. Siz bir mikrofonunuza bakın. Bu arada ben Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Strateji Bölümü Öğretim Üyesi Kurtuluş Hocama, Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol'a söz vermek istiyorum. Kurtuluş Hocam bize Anadolu coğrafyasında tarihi süreçlerde depremlerde alınan tedbirlerle ilgili bize bir bilgilendirme yapacak. Buyurun Kurtuluş Hocam. Teşekkür ederim Serhat Hocam. Ses konusunda bir problem yok değil mi? Sesim yok, geliyor. Yok. Sizin sesinizi tamam, alabiliyoruz hocam. Ama Gülhan Hocam sesine bir baksın, tekrar alırız Gülhan Hocam'ı. Yani şöyle söyleyelim, 16. yüzyılın başından başlayarak eldeki resmi veriler ışığında kesinlikle deprem bölgesi olduğu bir gerçek. Bu 500 yıllık süreç içerisinde, yani 1500'lerden günümüze kadar 23 deprem var ve bunların hepsi, yani çok deprem var ama 7'nin üzerinde büyüklüğünde yaklaşık 23 deprem var. Ve bunların hepsi çok vahim sonuçlar doğurmuş. Şunu biliyoruz, Türkiye Avrasya, Arap, Afrika lefartısı arasında yer alıyor. Kuzey Anadolu fay hattı var, hepimizin bildiği. Doğu Anadolu, Batı Anadolu fay hattı var. Ve çok ilginçtir ki mevcut günümüzde Türkiye nüfusunun yaklaşık %60'ı bu faal olan deprem kuşağı üzerinde yaşıyor. Ve dediğim gibi mesela baktığımız zaman tarihe, biz bu depremle ilk defa tanışmıyoruz. 10 Eylül 1509'da, yani günümüzden yaklaşık 510 yıl önce 7.2 deprem gerçekleşti İstanbul'da. Tarihe büyük İstanbul depremi olarak geçiyor. İlk kayıtlı olan büyük depremimiz bu. Yine 1653 yılının 23 Şubat'ında 7.5 büyüklüğünde bir Doğu İzmir depremi var. 17 Ağustos 68'de 8 büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz. Ve bu depremlerin işte yine 1688'de İzmir depremi, 1881'de Sakız Adası depremi ve 1894'te yine 7 büyüklüğünde bir İzmir depreminden bahsediyoruz. Genel olarak şunu çok uzatmadan şunu söyleyeyim Osmanlı'dakiler için, çünkü Cumhuriyet bu depremlerde devlet olay yerine anında müdahil oluyor. Aynen günümüzde olduğu gibi müdahale şekli öncelikle barınma, çadırlar gönderiliyor. Her zaman olduğu gibi vergi affı çıkıyor bu coğrafyada. Yurt dışından o dönem gelen konsolosların çok ilginçtir. Onlar da mesela Alman arşivinde bununla ilgili bir dosya görmüştüm. Aydın depremindeki bütün evler teker teker çekilmiş. Tabii o dönem yapı stoğunun zayıf olmasından dolayı genellikle bu depremlerde can kaybı da yüksek oluyor, mal kaybı da yüksek oluyor. Osmanlı'nın bir tarım toplumu olduğunu düşünürsek en temel ekonomik faaliyet tarım. Tabii nüfusun azlığı bunu da etkiliyor. Devlet tedbir olarak, çünkü bu depremlerde ciddi bir insan kaybı da var. Hatta daha anlaşılır olsun diye size şöyle söyleyeyim. Osmanlı arşivlerinde bunların hepsi mevcut. Mesela Cumhuriyet'e doğru geldiğimizde 1939 yılında, 27 Aralık 1939'da Erzincan depreminde tamı tamına 33 bin kişi ölmüştü. Ki bu da 7.9 büyüklüğünde büyük bir depremdi. Yani 33 bin rakamı çok büyük bir rakam. Çünkü şöyle düşünelim. 1939'daki Türkiye nüfusu bu yaklaşık günümüzde 150 bin kabul eden bir vefat sayısından bahsediyoruz. Yine aynı depremde, yani 1939'daki büyük Erzincan depreminde 100 bin kişi yaralandığını biliyoruz. 116 bin civarında da binanın yıkıldığını biliyoruz. Bütün bunlar tabii o dönem yapı stoğunda da problem olduğunu bize gösteriyor. Erzincan depremi sadece Türk tarihinin değil, dünyada meydana gelen büyük depremlerden bugün biri olarak sayılıyor. Ve dediğimiz gibi, yani bunların sayısını çoğaltabiliriz. Bu Şvarto ilçesinde 66'da 6.9 büyüklüğünde bir deprem. Cumhuriyet döneminden bahsediyorum. 1976'da Muradiye'de, Van'da 7.5, ki bu da çok büyük. Ve hepimizin maruz kaldığı,
yaşadığımız coğrafyada gerçekleşen 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi 7.4 şiddetinde bir deprem. Bu da çok büyük çapta can ve mal kaybına sebep olmuş ve en önemlisi bu depremi diğer depremlerden ayıran özellik 45 saniye sürmüş ve Türkiye'nin deprem geçmişinde en uzun deprem olarak bizim bu maruz kaldığımız Gölcük depremi olarak geçiyor. Evet, tarih boyunca depreme ne gibi tedbirler alındı derseniz önümüze projeksiyon tutması bakımından esasında deprem hepimizin malumu olduğu üzere önceden tespit edilebilen bir doğal felaket değil. Dolayısıyla günümüzde olduğu gibi geçmişte de önceden alınan bir tedbir yok. Ama sonrasında devletin tüm gücüyle müdahil olduğunu geçmiş zamanlarda da bugünlerde de görüyoruz. Yani Türkiye esasında depremle yeni tanışmış değil. Dediğimiz gibi yani 16. yüzyılın başından itibaren çok ciddi depremlere maruz kalmış bir milletiz ve bir coğrafyayız biz. Ve depreme alınacak en önemli tedbir hem Osmanlı döneminde hem günümüzde şunu görüyoruz. Tarihi süreç bize bunu anlatıyor. Alınabilecek en önemli tedbir yapı stoğunun güçlendirilmesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İzninizle ben burada konuşmamı noktalayıp diğer konuşmacılara sözü vermek istiyorum. Çok sağ olun hocam. Dolayısıyla bir deprem kuşağında yaşadığımız gerçeğiyle bizim tüm alanlarda gerek mimari alanlarda gerekse ve diğer işte iletişim, etkileşim tüm alanlarda bizim ciddi tedbirler almamız ve bu bilinci de kültür olarak yerleştirmemiz lazım. Tıpkı Japonya'da bu kültürün yerleştiği gibi bizim de o kültürü ülkemize yerleştirmemiz gerekiyor. Gülhan Hocam sesim geliyor mu? Gülhan Hocam sizin sesinizi alamıyorum ya. Maalesef ses uyumlu olmayabilir, Zoom'a uyumlu olmayabilir. Gülhan Hocam sesini duyamıyorum. Şimdi Esmer Geçal ve Ulaş Geçal katıldılar, muhabir ve gazeteci. Onlardan da depremle ilgili neler düşünüyorlar, daha önce bir deneyimleri var mı? Bununla ilgili bilgi almak isterim. Buyurun. Ulaş Bey geliyor mu sesim? Evet geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. 1999 depremini Kocaeli'nde yaşayanlardanız. Yani deprem ilahi bir felaket ama hani profesörlerimizin de söylediği gibi deprem öldürmez, bina öldürür. Evet. Oturduğumuz binalara dikkat edip sağlam temeller üzerine kurulmasını tavsiye ediyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Peki, İsmail Kahraman Bey bir gazeteci gözüyle, bir belgeselci gözüyle bütün bu depremleri yaşadı aslında İsmail Bey. Bir fiil 99 depreminin sonrasını ve bununla ilgili birçok arşiv olduğunu biliyorum. Türkiye'de sayılı arşivlerden bir tanesi İsmail Kahraman Bey'in. İsmail Bey, sizin belgeselci gözüyle bu deprem bilinci konusunda ne söylersiniz? Birlikte proje yürütüyoruz zaten. Buyur İsmail Bey. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, sizlerin koordinatörlüğünde deprem bilinci projesini yürütüyoruz. Aylardan beri çok ciddi verilere ulaşıp Zoom toplantılarımız, onun dışında bilgiler, dokümanlar, belgeler. Hakikaten deprem önemli bir gerçek Anadolu coğrafyası için. İlk deprem gerçeğiyle 1992 yılında Erzincan depremiyle tanışmıştık. Biliyorsunuz 39 Erzincan depremi büyük bir felaketti. Erzincan'da deprem olmuştu 92 yılında. Dönemin valisi de merhum Recep Yazıcıoğlu'ydu. Ve bizzat o bölgeye gittim. O bölgede deprem gerçeğini birebir gördüm. O binaların yıkılmış olması, oradaki hayat, o deprem karşısındaki o 92 yılında gördüklerimi hiçbir zaman unutmadım. Hep işte okuyorduk, görüyorduk, izliyorduk ama bizatihi Erzincan'daki o depremi görünce depremin ne büyük bir felaket olduğunu, hatta o dönem merhum valimiz Recep Yazıcıoğlu tarafından Erzincan Deprem Gerçeği diye bir kitap yazılmıştı. Onu bizzat kendisi hediye etti. Daha sonra Dinar depremi, ki rahmetli Ahmet Pembegüllü Gebze Belediye Başkanı'ydı, bir grup gazeteci arkadaşla Dinar'a gitmiştik ve Dinar depremini, Afyon Dinar depremini orada görüp yaşamıştık. Diğer depremler ama 19 Ağustos 1999 asrın en büyük felaketi Marmara depremini gazeteci ve belgeselci olarak gördük, yaşadık. O geceyi hiç unutmak mümkün değil. Gece her zaman da söylediğim gibi adeta binanın altında
yüzlerce iş makineleri, kırıcılar, bombalar, dinamitler patlarcasına öyle gürültü sesler. 7. katta bulunuyorduk. Bulunduğum daire 7. kattı. Ve camdan dışarı baktığımda körfezin üzeri bir anda aydınlandı. Bir kızıllık bir ışık ve sonra yaşananlar gerçekten üzücüydü. Herkes bir alana toplanmış. Ne oldu, ne bitti, neyin ne olduğunu tam anlamak mümkün değil. Sabahın ışıyan saatlerinde Gölcük merkezli büyük bir depremin olduğunu, TÜPRAŞ'ın yandığını, çok binanın yerle bir olduğunu, radyolardan, işte televizyonlar, ki televizyonları da zaten doğru düzgün çekmiyordu, aldığımız bilgiler ve hemen bölgemizde ilk çöken yer hemen Darıca Farabi Hastanesi'ndeki bir site çökmüştü. Çok sayıda daire yıkılmıştı ve enkaz altında onlarca kişi olduğunu öğrenince oraya gittik ve oradaki o çalışmalar, o kurtarmalar, İsmail Bey arkadaşımız arama kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu söylediler. Gerçekten o gün yaşananlar, araçların sinyalleri, ambulansların biri gidip diğeri gelmesi, Sahra Hastanesi oluşmuştu. O zaman Gebze'nin tek hastanesi vardı. Bugün belediye oraya büyük bir sağlık merkezi kuruyor Emniyet Müdürlüğü'nün arkasında. Orada bir açık Sahra Hastanesi, yaralananlar ve sonra da yavaş yavaş İzmit'teki, Gölcük'teki, diğer bölgedeki acı gerçekleri öğrenince gazeteci ve belgeselci olarak bölgeye gittik. Ve o gün bütün yayınlanan gazeteleri toplamaya, satın almaya başladım. Çünkü deprem gerçeğiyle ilgili her şey unutulur, yazı kalır diye, söz uçar yazı kalır diye. Gazeteleri toplayıp 3-4 ay bütün gazeteleri satın alarak bir arşiv oluşturduk. Fotoğraflar, diğer bilgiler. Çünkü bilginiz oranında güçlüsünüz. Ne kadar çok bilgiye sahipseniz o konuda o kadar güçlü, bilgili ve geleceğe bilgi belge bırakıyorsunuz anlamında. Fotoğraflar, görseller toparlayıp ciddi bir arşiv oluşturduk. Deprem gerçeği arşivimiz var şu anda. Kültür Bakanlığı'na tescilli İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi kütüphanemizde. Sizler aracılığıyla da siz ciddi çalışmalar yapıyorsunuz, anketler. Amacımız bilgi, döküman, belge. Şu anda bu yaptığımız yayınlanıyor. Medya kuruluşlarında da yayınlayacağız. Toparlayıp bir ortaya arşiv oluşturmak ve buradan bizi dinleyenlere çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle siz Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki teknik, orada da çok önemli bir kütüphanenin olduğunu biliyoruz. Buradan duyurmak isteriz. Deprem Vakfı'nın bağışladığı, yüzlerce kitabın oluşturduğu Deprem Kitapları Kütüphanesi'nin de Gebze Teknik Üniversitesi'nde olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Gebze Ticaret Odası ile kitap ve gazeteler sergisi açmıştık ortaklaşa Teknik Üniversitesi ile. Özetle şunu söylememiz gerekirse hocam, gerçekten birçok şey yapmak, bilgi, belge, döküman bırakmak gerekiyor. Sizler de bu projenin koordinatörü olarak çok önemli hizmetleri yapıyorsunuz. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. Elimizdeki bilgi, döküman, belgeler bilabeden, hiçbir ücret alınmadan, istenmeden herkese açık, isteyen istediği gibi gelip burada kütüphanemizde bu araştırmalardan yararlanabilirler. İsmail Hocam, siz o dönem deprem bölgesine gittiniz. Ulaşım nasıldı? İlk izlenimiz neydi? Onu aslında öğrenmek isterim. Nasıl ulaştınız? Çünkü hemen bir kargaşa var. Bu kargaşa da bir gazeteci gözüyle o hem olayı görmek hem insanları duyurmak bir zorunluluğu siz hissediyorsunuz. Dolayısıyla o gitmek kolay mıydı? Nasıl oldu? Bunları öğrenmek isteriz. Şimdi şöyle önemli bir konuya temas ettiniz. Gebze'nin 3 gün sonra TRT haber oldu ve hep haberlerde şu geçiyordu: Gebze'den haber alınamıyor. Düşünün, İstanbul'un yanı başında iletişim, bilişim, telefon, yollar, her şey kesik ve 2-3 gün sonra Gebze'den haber alınmaya başladı ve deprem hasarından fazla etkilenmediği ortaya çıktı. Yani insanlar akın akın Anadolu'nun her yerinden buraya doğru geliyor. Çünkü Kocaeli bölgesi, Sakarya bölgesi, Yalova bir dünya kenti. İstanbul zaten etkilenmişti depremden. Yollar tamamen kilitti. Hele işte enkaz halindeki binalar yolları kapatmış. O Gölcük'te ulaşılamayan yerler. Yani birçok canlı şahit. Deprembilinci.com arşiv sitemizdeki her şeyi buraya yüklüyoruz. Tekrar ifade ediyorum. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile yürüttüğümüz deprembilinci.com çalışmamız, bu arşivimize birçok döküman, bilgiyi yükledik. Canlı şahitleri konuşturduk. Arşivleri, fotoğrafları yükledik. O dönem ulaşım çok önemli. Yani mümkün mertebe özellikle ulaşımı açık bırakmak gerekiyor. Kepçeler geliyor, vinçler geliyor, iş makineleri geliyor. Yollar kapalı olduğu için insanlar akın akın buraya doğru yolculuğa çıktıkları, yakınlarından haber almak için geldikleri için yollar tamamen kilit halindeydi.
Buna özellikle özen göstermek gerekiyor. Evet, gelip öncelikle iş makinalarının, kurtarma ekiplerinin, ki herkes bir gönüllü, İsmail Bey biraz önce çok güzel ifade ettiler, gönüllü kendimizin kurtarma ekibi, kendi kendimize nasıl kurtarılabilir, neler olur, ne tür tedbirler alırız, dikkat etmek gerekiyor. Yollara, bilişime, telefonlar kilitlendi, haber alınamıyor. Hiç unutmuyorum, dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in, Sayın Bülent Ecevit'in özellikle Adapazarı'ndaki o halka seslenişi, yani nasıl bir sıkıntı, derdin ne kadar büyük olduğunu ifade ettiği o videolarda, belgesellerde, şu anda bile yayınlarda var. Gerçekten önemli. Yolları açık bırakmak, bilişimi açık bırakmak, iş makinalarına, kurtarma ekiplerine öncelik ve öncülük etmek gerekiyor. Bu hakikaten önemli. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. İsmail Güreç Bey'e ben sormak isterim. Arama Kurtarma Dernek Başkanımız. Aslında gönüllülük çok zor bir iş. Gerçekten ciddi bir vakit alıyor. Önce buna nasıl karar verdiniz? Yani bir olay sonrası mı buna gönül vermek istediniz, katılmak istediniz? İşin aslına geldiğimizde buraya ailenizden fedakarlık yapıyorsunuz, işlerinizden fedakarlık yapıyorsunuz. Bir gönüllülük olması lazım. Yani çok kolay bir iş değil İsmail Bey. Dolayısıyla buna nasıl karar verdiniz? Çok zor altında olduğunuzu biliyorum. Ne dersin İsmail Bey? Şimdi Serhat Hocam, buna nasıl karar verdik? Ben 2003 yılında biz karar verdik. 99 depreminde biz buradayız. Doğuma büyüme zaten Gebze'deyiz biz. O depremin şiddetini en yakın hissedenlerden bir tanesi ve İsmail Hocam'ın da söylediği üzere hemen bizim Farabi Hastanesi'nin az yukarısındaki olan blokların yıkılması ya da o anın nene altında yine binaların yıkılması, yine bizim komşu binalarımız hemen işte iki sokak üstümüzde bir binanın yıkılması, yani buna benzer durumlar tabii bizde etkileşim gösterdi. O dönemlerde işte lise dönemlerini okuyoruz. Sonra insani yardım olarak işte bizim büyüklerimiz o dönemleri, belki İsmail Hocam çok daha iyi anlatır. Serhat Hocam bilmiyorum, siz hissettiniz mi? Hissettim, o dönemlerde hocam. Evet. Hocam geçmiş olsun, tekrar büyük geçmiş olsun. Kesinlikle. Gerçekten anlatılmayacak bir şey. Gerçi biz birçok afete gidiyoruz. Evet. Yani Kastamonu'ndaki sel felaketi de gerçekten tarifi mümkün değil. Hani belki basına yansıyan görüntüler var ama yani orada olmak, orada insanlara ulaşmak, o atmosferi hissetmek gerçekten zor. Şu benim aklıma geliyor İsmail Bey. Yani bir tarafta duygusallık var, bir tarafta profesyonellik var. Bunu ikisini o ortama katmanız lazım. Dolayısıyla profesyonel davranmanız gerekiyor. Çok kolay değil, onu görüyorum. Zaten gerçekten kolay değil Serhat Hocam. Sonradan eğittiğimiz arkadaşlarla biz sahada da bulunuyoruz. Mesela İzmir depremine de gidiyoruz. Yani bu güzel bir irade ama her şeyin ötesinde bir gönüllülük işi. Yani gönlünü vererek bu işe kendini vakfetmen, hele hele ötesinde bu işi Allah rızası için yapman, bu işin tabii benim açımdan temelini oluşturan bir iş. Diğer manada da insanlara her şeyi ulaştırabiliyoruz. İşte gıda ulaştırabiliyoruz bugün, barınma ulaştırabiliyoruz ama gerçekten insanların yakınlarını, o taşların, o kayaların, beton bloklarının altından, o demir işte etrelerin altından çıkartıp o yakınlarına vermenin gerçekten insanda oluşturduğu izzet, gurur, sevinç, mutluluk ve o işte gönül ilişkisinin işte o rızayı ilahiyle buluşmasıyla atılan adım insanda daha çok güzel bir duygu, yani tarif de edemiyorum onu. Evet. Öyle söyleyeyim. Böyle bir duygu oluşturuyor. O dönemde biz başladık. Van depremi mesela beni çok etkiledi. Van depreminde 23 tane vatandaşımızı çıkarttık biz oradan. Gerçekten arama kurtarmaların ehemmiyeti. O güne kadar birçok zorlukla geldik. 99 depreminde 2003 yılında sivil savunmayı bulamıyoruz. Sivil savunma olarak bize işte AKUT Arama Kurtarma Derneği'ni gösteriyorlar. O dönemde verdiğimiz gönüllülük, arkadaşlarımızla bu gönüllülüğe ortak olarak verdikleri destek. Ha şu da çok önemli, doğru. Ciddi bir iktisadi güce sahip değiliz. Kendi imkanlarımızla geliyoruz. Şimdi arkadaşlarım beni bekliyorlar. Arabaya binip çıkacağız şu anda bu toplantıyı. Gerçekten samimiyetle söylüyorum Serhat Hocam. Hani İsmail abi bitirse de biz bu işi, arabaya binsek biliyorsunuz 6-7 saatlik bir yolculuğumuz olacak inşallah. Abi, yavaş yavaş. Efendim? Yola çıktığınızı zannediyordum. Aman geç kalmayın. Geldiğinizde daha ayrıntılı konuşacağız. Çok güzel döküman.
Biz Gebze gazetesine onları da yayınlayacağız Ankara'da. İnşallah İsmail Hocam. Sorun yok inşallah. Tabii bu sene itibariyle bir eğitim merkezi oluşturuyoruz. Gönüllülük çalışmalarımız olacak Allah nasip ederse. Tabii bu işe gönüllü vermek ve eğitim almak bir yana. Tabii bu yoğunlukta yani esnaf arkadaşımızın mekanını kapatması. Evet. Bir işletme sahibinin işte tamam belki bir olur yazısı AFAD'dan bize geliyor ama onu ikna etmeleri, çıkmaları. Yani zaten Serhat Hocam ne kadar fazla gönüllü olursa bu işler o kadar aktif oluyor. Evet. 63 tane gönüllümüz var. AFAD'a zaten AFET'e onların hepsini götüremiyoruz. İki tane birlik oluşursak işte gece gündüz vardiyalı olacak şekilde 12 kişi iki araç hemen aracımızı yüklüyoruz. Şöyle de göstermek istiyorum. Ekipmanlarımız burada. Evet. Hocam gördüğünüz üzere. En azından gösterelim. Çok ciddi bir ekipmana da sahip değiliz ama hamdolsun bir afete gittiğimizde profesyonel arkadaşlarımız var. Alanında dağcı, işte can kurtaran, ondan sonra kentsel arama kurtarma. Zaten eğitmenlerimiz de var AFAD'dan Akrit'te. Olarak gelip nasıl çalıştığınızı belgeselleştirmek de isteriz efendim. Vallahi hocam sorun yok. Her sene bir tatbikatımız oluyor bizim. Arslan Bey kampüsünde, Kocaeli Üniversitesi'nin. Oradan Büyükşehir Belediyesi'nin AFADEM alanı var, işte KOBİTAM alanı var, özür dilerim. O alanda eğitimleri dağcılıkla tamamlayıp iki gün tatbikatın sonunda oradan nihayet ermiş oluyoruz. İsmail abi bu konuda görüşürüz inşallah. İşte Serhat Hocam gönüllü kişi böyle bir iş. Hocam, yani adım attın mı ve bu işi sevdin mi gidiyor inşallah. Gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Bunun maddi tarafı yok. Mani tarafı çok güçlü. Vermek çok kolay bir şey değil. Değil hocam. İzin verelim. Bay Bey güle güle. Tabii, çok sağ olun İsmail Bey. Hocam Allah razı olsun. Selamet sağ olun. De. Görüşmek üzere inşallah. Yasın. Hayırlı olacaklar diliyorum. İyi günler sağ olun. Sağ olun. Abdullah Bey sizin deneyimlerinizi biz aldık ama söylemek istekleriniz var mıdır? Ya ben depremle alakalı, depremden sonrasıyla alakalı. İsmail abinin de söylediği gibi arama kurtarma çok önemli. Ben de daha bu hafta bir hafta sonu AFAD ve AKOM'un bir eğitimine katıldık. İlk müdahale eğitimi diye. Özellikle İstanbul için. Ben şu an İstanbul'da ikamet ediyorum. İstanbul'daki iletişimle alakalı, İstanbul'daki ulaşımla alakalı büyük problemler ortaya çıkacak. Hani verilen eğitimlerde de zaten 48 saat ve 72 saat hani devletin yardımının birebir de gelemeyeceği söyleniyor. Bununla alakalı aslında bakarsanız benim bir önerim var. Motosikletli arama kurtarma ekipleri. Bununla alakalı çalışan dernekler hala hazırda var. Bununla alakalı işlemler yapıyor. Biliyorsunuz İstanbul'da sokaklardan zaten nüfus fazlasıyla yoğun. Bu motorlu taşıtlarla, bu motorlu arama kurtarmalarla depreme daha çabuk bir şekilde ulaşım sağlanabilir. Yani bu kayıtlara geçsin diye bunu belki bu konuyu şey yapmak lazım. Çok teşekkür ederim Abdullah Bey. Bu teknoloji işte drone teknolojisi. Aynen öyle. Hava şeylerini. Çünkü bu ekipmanlar çok kolay şeyler değil. Çok ağır ekipmanlar. Yani bir taş kaldıracaksın. Aynen bir için gitmesi lazım. Dolayısıyla bir yolun bir şekilde açık olması lazım ama ilk başta en azından acil durumlarda erişebilecek bir takım malzemeleri de götürmek gerekebilir. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. İsmail Bey'e, diğer Abdullah Bey'e, diğer katılımcılarınıza. İnşallah depremsiz bir depremi yaşamayız. Tekrar depremsiz bir ülke ya da önemli bir deprem yaşamış oluruz ya da afet yaşamış oluruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum katılımdan dolayı. Ben teşekkür ederim hocam. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Sağ olun. Hoşçakalın. Depremden sonra inşaat yapım sistemlerinde yönetmeliksel açıdan bayağı bir değişiklikler oldu. Bu değişikliklerden sonra insanlar artık aldıkları binanın daha güvenli olup olmadığı noktasında daha araştırmacı ve bu konuda dikkatli olmaya başladı. Depremden sonra zaten yapı denetim yasasının çıkması, deprem yönetmeliklerinin değişmesinden sonra yapı bilincinde bayağı bir değişiklik oldu. Deprem doğal bir gerçek yani. Buna alışıp onun tedbirlerini alıp ona göre şey yapmamız lazım. Nasıl bir yağmura, işte hava şartlarına karşı bir önlem alabiliyorsak bunun da önleminin alınması gerekiyor. Bunun da en önemli şeyi bir teknik hizmet alınan yani statik olarak tamam mı projesi yapılmış bir binanın olması, zemin etüdünün olmuş olması o tedbirin bir nevi alınmış olmasını gösteriyor.